BRT Sabah Haber'den mutlu günler, mutlu hafta sonları, günaydın. Gazetelerin ön sayfalarına yansıyan haberler ve gündemin ilk haberleriyle karşınızdayız. Bir kez daha günaydın. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca 2021 yılı birinci gözden geçirme toplantısı yapıldı. Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşaratan'ın başkanlık ettiği toplantıda eylem planları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı gözden geçirildi. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri arasında 3 Mart 2021 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca 2021 yılı birinci gözden geçirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarat'a başkanlık etti. Toplantıya katılan teknik heyetler, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda yer alan 2021 eylem planıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatını değerlendirdi. Toplantının başında konuşan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, COVID-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sağlık açısından problemler yarattığını ve bunun ekonomiye yansımaları olduğunu söyledi. Ömer Köseoğlu, birinci gözden geçirme toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha iyi hale getirmek için neler yapılabileceği konusunu tartışıp çözümler bulmaya çalışacaklarını ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin özellikle hizmetler sektörü ağırlıklı olmasının sebebiyle bu COVID salgınından daha fazla etkilendiği gözlenmektedir. Bugün hep birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin mevcut durumu nedir? COVID-19'dan hangi oranda etkilenmiştir? Bunları birlikte değerlendireceğiz. Yine Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması'nın eylem planlarını gözden geçireceğiz. Bunlarda neler yapmışız, hangi aşamadayız? Bunlarla birlikte büyük yatırımlarımızın son durumunu gözden geçireceğiz. Bu yatırımların hangi aşamada olduğunu, bunları daha süratli hale nasıl getirebiliriz? Varsa problemleri bunları hemen çözüp bu yatırımları hızlandırmak. Kısacası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini daha iyi hale getirmek için neler yapabileceğimizi bugün hep beraber tartışıp çözümler bulmaya çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü Halil Afşarat'a 2K1H yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Hamlesi sloganıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiklerini söyledi. Afşarat'a şunları kaydetti. Kıbrıs Kalkınma Hamlesi olarak çerçeve çizmek istiyoruz. Tabi bunun ekonomik enstrümanlarına baktığımızda OSB'leri görüyoruz, birlikte çalışıyoruz. Karayollarını görüyoruz. Malumunuz 320 kilometre süreci başladı. Kümköy yollarında, yine ana yollarda 70 kilometreye aşkın çalışmalarımız var. Yine mobil enerji santrallerini görüyoruz. Yine yatırımcının, reel sektörünün önünü açmak, rekabetçi girdiye kavuşmasını sağlamak. Yine e-devlet enstrümanlarını görüyoruz bu Kıbrıs Kalkınma Hamlesi'nin içerisinde. Bunu da tabii bürokrasinin azaltılmasıyla özel sektörün verimliliğinin artırılması, yine vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması elimizden geldiğince. Hastaneleri görüyoruz. Özellikle COVID şartlarında bunların önemi ortaya çıktı. Yine bu 2K1H kapsamında, yani Kıbrıs Kalkınma Hamlesi'nde tarımsal alanların yeni kullanım açılımlarını görüyoruz. Malumunuz 534 kilometre içme suyuna ek olarak yaklaşık 200 kilometre daha bu yıl içerisinde inşallah tamamlanacak. Yine Geçitköy Barajı'nın tam kapasiteye ulaşmasıyla 76 milyon metreküp su, yine tarımsal sulama sürecine başlıyoruz. Bu da yaklaşık 400 kilometre. Bu da yine Kıbrıs Kalkınma Hamlesi'nin bir enstrümanı. Tabii bunları yaparken şu
şüphesiz bu ekonomik enstrümanların yasal enstrümanlarla eşgüdüm halinde olması çok önemli. Aksi halde OSB'yi ilgili kanunları ve yasal mevzuatı yapamaz isek OSB'yi zamanında kurmamız mümkün değil. Yine bahsettiğim yolların yapımında bu meşhur kamulaştırma sorununu çözemez isek, yani özetle ekonomik aktörlerle, enstrümanlarla yasal mevzuat enstrümanlarını eş güdüm haline getiremez isek mümkün değil. Değerli izleyenler, Başbakan Ersan Saner hedeflerinin Eylül ayında yüz yüze eğitimi başlatmak olduğunu söyledi. Başbakan, Anavatan Türkiye ile sürdürdükleri istişareler sonucunda çok ciddi bir miktar aşının daha ülkeye geleceği müjdesini de verdi. Başbakan Ersan Saner, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı'yı kabul etti. Saner, ülkedeki tüm üniversitelerin bağlı olduğu ve bu üniversitelerin denetim ve planlamasını yapan tek kurum olarak YÖDAK'ın görev ve sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi. Saner, üniversitelerimizin verdiği eğitimin özgün, kaliteli ve dünya ile rekabet içerisinde olabilmesi bizim için önem arz etmektedir. Bu görev de sizin omuzlarınızdadır, dedi. Saner, yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmaya başladıklarını, 16 Aralık'ta 6 bakanla toplanıp turizm ve yüksek öğrenim sektöründe neler yapabileceklerini görüştüklerini, ardından da rektörlerin önerilerini de dinleyerek mezun olma aşamasındaki 13.500 öğrenciye pandemi sürecinde adaya getirdiklerini hatırlattı. Tabii hükümetimiz bu Covid olayını çok güzel yönetti ve şu anda dünyada bulaşa en az yakalanan veyahut da en az hayatını kaybeden insan sayısına baktığımda da dünyadaki ilk 10 ülkenin arasında bulunduğumuzda gururla söyleyebilirim. Hatta rakamlarımız bir iki gün daha dünkü rakamlar seyrederse yeşil bir ülke olacağımızdan bu da bir cazibe merkezi olacaktır. Bu ülkenin yeşil bir ülke olması ise yüksek öğrenimde bizim avantajlı kılacaktır. Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen aşılarla ilgili de bilgi verdi. İki gün önce Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın da direktifleriyle 50 bin adet Sinovac aşısı daha gelmiştir. Böylece Anavatan'dan 190 bin adet aşı ülkemize gelmiş bulunmaktadır. Bugün itibariyle 30 bin aşı da Avrupa Birliği üzerinden gelmiştir. Sonuç itibariyle elimizde resmi 220 bin doz aşı vardır ki bunların birçoğu çift doz olarak uygulanmıştır. 20 bin aşıyı da beklemekteyiz. 22 bin içerisinde Avrupa Birliği için önümüzde olacaktır. Ancak bundan da daha önemlisi Anavatan'la birlikte sürdürdüğümüz istişareler sonucu çok ciddi bir miktar aşının daha öncelikle eğitim sektörünün Eylül'de yüz yüze eğitimi başlayabilmesi için Anavatan Türkiye'den geleceğinin de müjdesini buradan verebiliyorum. Burada çok net bir şekilde ifade ediyorum. Eylül'de ülkede yapılacak aşılama sayesinde yüz yüze eğitimin başlanmasının önünü açacağız. Bu kadar net. Bu kadar da iddialı söylüyorum. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda yine rektörlerimizle bir toplantı yaptık. Biz hükümet olarak önceden sizlerle bir araya gelip, bakınız daha 4 ay var sürece, yurt dışından gelecek öğrencileri de daha önceden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem yeşil ülke olması adına avantajlarının ne olduğu hem de ülkeye gelecekleri zaman avantajlarımızın ne olacağı konusunda da çok ciddi bilgilendirme yapılması gerektiğini inanıyorum ki bu rekabet üstü değeriniz bir avantaja çevirir. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı da gelişen ve sayısı artan üniversitelerin daha verimli koordinasyon ve planlamasının yapılabilmesi için YÖDAK'ın daha güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğini belirterek, YÖDAK kurulduğunda ülkede 2-3 üniversite, 10-15 bin öğrenci sayımız vardı. Bugün 85 bini aktif 100 bin öğrenci, 21'i aktif 12 sırada bekleyen üniversite var şeklinde konuştu. Başbakan Saner'in ülkenin en önemli ana arterlerinden biri olan yüksek öğrenime olan hassasiyetini bildiğini ifade eden Avcı, YÖDAK'ın güçlendirilmesi için gerekli desteği alacaklarına inanç belirtti. Yüz yüze eğitim öncesinde akademik kadro ve üniversite çalışanlarının aşılanması için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Avcı, ortak hedefimiz yüz yüze eğitim için Eylül ayına hedef koyduk. İnşallah bu çalışmalar sonuç verecektir, dedi.
Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir kez daha vurguladı. Bizim buradaki varlığımız ve güvenliğimiz Türkiye'nin garantisine bağlıdır. Cumhurbaşkanı Anavatan Türkiye'nin desteğinin Kıbrıs Türk'ünün arkasında olmasının da memnuniyet verici olduğunu da söyledi. İki ayrı devlet siyasetinden vazgeçilmemesi gerektiğini de vurgulayan Tatar, bu siyasetimizden vazgeçmemeliyiz çünkü haklıyız dedi. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın beşiği diye nitelendirilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sönmezler Ocağı Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sönmezler Ocağı Yönetim Kurulu adına konuşan Adnan Işıman, özlediğimiz ve beklediğimiz kulvar değişikliğini hayata geçirdiniz diyerek 50 yıldır savunulan federasyon tezinin sonuçsuz kaldığını ve en isabetli olan iki devletli çözüm modelini ortaya koymasından dolayı Cumhurbaşkanı Tatar'a destek verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıran Montana'da Türkiye'nin garantörlüğü gibi bir konuda kabul edilemez esneklikler gösterildiğini, Guterres çerçevesinin adada zaman içinde sıfır asker konusunu içerdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bizim buradaki varlığımız, güvenliğimiz her türlüsüyle mutlaka Türkiye'nin garantisine bağlıdır. Bundan bizim vazgeçmemiz mümkün değildir. Ve Kıbrıs Türk halkı bunu değerlendirdiğinde ben inanıyorum ki hala daha büyük bir çoğunluk Türkiye'nin garantisine önem vermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine değinen Tatar, Kılıçdaroğlu'nun da artık Kıbrıs'ta iki ayrı devlet olması gerektiğini belirttiğini ifade etti. Biz bu tavrımızdan, bu siyasetimizden vazgeçmemeliyiz. Çünkü haklıyız. Onlar da esasında biliyorlar haklı olduğumuzu. Sohbetlerimize, değerlendirmemize, genel sekreterde dahil bizi çok iyi anladıklarını, bize hak verdiklerini ama netice itibariyle bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın da buna onay vermesi gerektiğini, Rum tarafının bu pozisyonda pek buna yanaşmadığını, yanaşmayacağını, dolayısıyla bir takım esnekliklerle ancak bir anlaşmanın bulabileceğini, bunları söylediklerinde biz de kendilerine biz gösterebildiğimiz esneklikleri gösterdik. Çünkü 50 senedir bizik bekleyen, 50 senedir mağdur olan biziz. Her türlü ambargo, izolasyon, kısıtlamaya karşı kalan bizleriz. Büyük bir bedel, büyük bir fedakarlık bizler ödemiş oluyoruz. Karşı taraf tanınmış bir devlet, Avrupa Birliği üyesi ve bunun verdiği her türlü imkanlarla kendilerini geliştirebilmişlerdir. Ancak biz de tabii ki Türkiye'nin desteğiyle burada fevkalade önemli bir takım başarılara imza atmış bulunmaktayız. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin 1571'de Kıbrıs'ın fethiyle başladığını, bu yıl 1 Ağustos'ta varoluş mücadelesinin 450. yılının kutlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki güvenliği ve stratejik açıdan Kıbrıs'ın fethinin önemine değindi. Bu müşterek davadır. Türkiye ile birlikte yürütülen bir davadır. Doktor Fazıl Küçük de bunu söylerdi. Rauf Denktaş da bunu söylerdi. Şimdi Allah nasip etti bizler de aynı şeyi söylemekteyiz. Bizden farklı düşünenler, bizlerin muhalifleri veya başka odaklarla hareket edenler bu büyük manzarayı göremiyorlar. Bütün bu müzakerelerde, bütün bu görüşmelerde hep bunları ben karşı taraftaki muhataplarıma belgelerle sunuyorum. Makaros şunu, şu tarihte bunu dedi. Makaros bunu, bu tarihte bunu dedi. Çünkü bunlar hep belgedir. Ve gelinen aşamada, şimdi tabii detayları çok önemlidir Kıbrıs meselesini. Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının varlığının devam edilmesidir. Cumhurbaşkanı, Annan planında Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen Rumların hayır dediğini ama yine de Avrupa Birliği'ne üye yapıldığını anımsatarak, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınmasıyla Kıbrıs konusunun daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasında Yunanistan ve Türkiye'nin üye olmadığı herhangi bir uluslararası kuruluşa Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üye olamayacağı yönünde bir madde olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, buna rağmen Kıbrıs Rum tarafının Avrupa Birliği'ne üye yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımı gibi büyük projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pandemi sonrasında refah seviyesinin artacağına inandığını da vurgulayarak, kendi devletine sahip çıkarak devlet onuruyla var olabilme erdeminin önemine işaret etti ve izlediğimiz siyasete destek verenlere ve milli davamızda yanımızda olan Sönmezler Ocağı'na teşekkür ederim dedi. O bakımdan o günden sonra eğer Kıbrıs'ta ilerlebet Cumhuriyet Halk Partisi'nden Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temaslarıyla ilgili açıklama geldi. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verdiği desteğin teyit edildiği belirtilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüye sahip bir devlet olarak uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri alması gerektiği vurgulandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada samimi bir ortam içinde geçen görüşmelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verdiği desteğin teyit edildiği vurgulandı. Yaklaşık 50 yıldır hakları gasp edilen Kıbrıs Türklerinin adalet istediğine dikkat çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi. 1974 yılından beri geçen zaman zarfında adadaki iki toplum arasında herhangi bir çatışma olmaması bu durumun artık yerleşik bir hal aldığını göstermektedir. Bu süre içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet olmanın tüm vasıflarına haiz bir şekilde varlığının sürdürülebilirliğini kanıtlamış bulunmaktadır. Bu durum Kıbrıs Türklerinin özgür ve egemen iradesine de hiçbir müdahale olmaksızın saygı duyulmasını gerektirmektedir. Kıbrıs'ta iki toplum arasında eşitliğe dayalı bir arada yaşama için gösterilen çabaların bir sonuç vermediğinin de açık bir şekilde görüldüğü ifade edilen açıklamada Kıbrıs Türkleri ne bir azınlık olarak yaşayabilir ne de statikoya mahkum edilebilir denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık eşit egemenlik ve eşit uluslararası statüye sahip bir devlet olarak uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri alması gerektiği vurgulanan açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda Kıbrıs Türklerine olan desteklerinin tam olduğu ifade edildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Ankara'da karayolları ve köy yollarının inşa ve altyapısı, dijitalleşme, fiber altyapı ve e-devlet konularında bir dizi temaslarda bulundu. Bakan Can Altay, Beret'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha refah ve çağdaş bir konuma gelebilmesi için Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Ankara'daki temaslarını Beret'e değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olabilmesi için güçlü bir altyapıya gerek olduğunu ifade eden Can Altay, güvenlik karayollarının trafik güvenliğini de beraberinde getireceğini söyledi. Can Altay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla görüşmesinde karayollarının altyapısı konularını öncelikli olarak konuştuklarını dile getirerek, bu görüşmede dijitalleşme ve fiber altyapı konularının da gündeme geldiğini ve bu konuda da büyük destek gördüklerini anlattı. Diğer bir konu E-Devlet konumuzdu. E-Devlet binamız 20 Temmuz'da biliyorsunuz temeli atılıyor. Bu E-Devlet projesiyle birlikte ülkemizin de dijitalleşmesi konusunda ve insanların bilgiye ulaşması, devlette işlerini daha çok çözümlemesi ve devlet kapılarında o yoğunluğun azalması konusu. Aslında bizim ülkemiz için de çok önemli bir gelişme olacak. Daireler ve kurumlar arasında işbirliği olabilmesi için çalışma grupları oluşturmaya karar verdiklerini de söyleyen Bakan Can Altay, bu grupların bir an önce kurulmasının gündemde olduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmede ise genel konuların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha refah ve çağdaş bir konuma gelebilmesi için yürütülecek projeleri konuştuklarını anlatan Can Altay, Ankara'dan çok huzurlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade etti. 20 Temmuz'a biz Kuzey Çevre Yolu'nu açılışını yapıyoruz Sayın Tayyip Erdoğan'ın da 20 Temmuz'da gelişiyle birlikte. Biliyorsunuz bir de Çayırova yolumuz vardı. Orada da sorunlar vardı işte yine aynı konularda. O da 15 Kasım'a bitiyor. Yani onlar da çok büyük bir hız kazandırdık. Diğer taraftan Balalan Yeniören Köy yolu. Balalan Yeniören Köy yolu da 15 Kasım'dan hemen sonra akabinde başlıyor. Yani biz göreve geldikten sonra doğrudur bu yollar hızlandı. Çünkü biz çözüm odaklı çalıştık. Çözebilmek için elimizden geleni yaptık ve takip ettik. Can Altay göreve gelişinin ardından çözüm odaklı çalışarak takip yaptıklarını ve bunun da kendilerini başarıya götürdüğünü sözlerine ekledi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiği, egemen eşitliğe dayalı iki devletin işbirliğine dayanan bir çözüm vizyonunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Bizim kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yoktur, bizim beklentimiz bizlerin hak ve hukukunu tanımalarıdır diyen Tatar, Kıbrıs Türklerinin en az Rumlar kadar eşit ve egemen haklara sahip olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kendi demokrasisi içerisinde Kıbrıslı Türklerin her daim huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğini
edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti. Bölge halkıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, bölge karakolunu ve Lapta Belediyesi'ni de ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta Belediyesi'ni ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve belediye çalışanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Covid-19 salgınının bugüne kadar iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta bölgesindeki belediye ve sağlık çalışanlarına salgın sürecinde ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ülkede güven ve istikrarın yakalanmasındaki öneme değinen Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizerek egemen eşitliğe dayalı, iki devletin işbirliğine dayanan bir çözüm vizyonunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti. Yeni bir anlayış, yeni bir siyaset, yeni bir politika artık bizlerin bir başarısıdır diye değerlendirmek istiyorum. Çünkü o federasyon temelinde görüşmeler 50 yıl sürmüş. Federasyon da gerçekten bizler için tehlikeli bir süreç. Onu bile zaten Rum tarafının kabul etmediğini bütün halk biliyor. Anlam planında ne olduğunu herkes biliyor. Kramontana'da neyin olduğunu herkes biliyor. O bakımdan ila nihaye federasyon görüşmesi bir onursuzluk olurdu. Biz onurlu yolu seçtik ve yeni bir siyaset ortaya koyduk. Madem ki bir ortaklık olamıyor, madem ki Rumlar bizlerle birlikte bu adanın zenginliklerini ve yönetimini paylaşamıyor, biz de iki ayrı bağımsız devleti bundan sonra savunacağız. Ama tabii ki iş birliği de varız. Verdiğimiz mücadele her geçen gün daha da destek bulmaktadır diyen Tatar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Kıbrıs'ta artık iki bağımsız devletin varlığının savunulması gerektiğiyle ilgili söylemine atıfta bulunarak bu söylemden duyduğu memnuniyete işaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetiyle tam bir fikir ve eylem birlikteliğiyle hareket ettiklerine dikkat çeken Tatar, Kramontana'da yaşanan başarısızlığın ardından Kıbrıslı Türkler için tehlikeler barındıran federal çözümün rafa kalktığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekerek ortaya konan yeni vizyonun onurlu bir duruş olduğunu belirtti. Türk tarafının yapmış olduğu yoğun istişare ve temaslar sonucunda 4 Haziran'dan itibaren iki taraf arasında sınır geçişleriyle ilgili olarak Covid-19 önlemlerinin senkronize edilerek tüm geçiş noktalarının yeniden açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üçüncü ülke vatandaşlarının geçişiyle ilgili olarak ortadaki muğlaklığın sona ermesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ayrım yapılmaksızın güneye geçişinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Bizim kimsenin hak ve hukukunda gözümüz yoktur. Bizim beklentimiz bizlerin hak ve hukukunu tanımalarıdır diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin en az Rumlar kadar eşit ve egemen haklara sahip olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kendi demokrasisi içinde Kıbrıslı Türklerin her daim huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatan Türkiye'nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kısa süre içinde yaratılan yeni siyasi vizyon sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti zemininin güçlenmesiyle ciddi anlamda gelişeceğine dikkat çekti. Suyunu bize veren, her türlü desteği veren o şekilde güçlü bir ilişkimiz vardır. Değerli izleyenler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yaptığı toplantı sonrası yeni tedbirleri açıkladı. Koronavirüs salgınıyla ilgili önlemleri değerlendiren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, sokağa çıkma yasağının gece yarısı ve sabah 5 saatleri arasında devamını önerdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı. Üst komite sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın her günü olacak şekilde saat 00 ile 5 saatler arasında geçerli olmasını önerdi.
Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler, sektörler 8-30-20 saatler arasında, restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 6-23-30 saatler arasında hizmetlerine devam edebilecekler. Marketler 7-23 saatler arasında açık olabilecek. Komite ayrıca kapalı otel turizmi için haftada azami 8 olan charter sefer sayısının 11'e çıkarılması kararı aldı. Açık büfe hizmet veren lokantaların kapalı olmaya devam edeceği belirtilen üst komite kararlarında açık olan yerlerdeki kurallar da anımsatıldı. Ülkeye ada dışı giriş kriterlerinde de bazı değişikliklere gidildi. Özel izne tabi olan gri rengin kriterleri aşılı olup olmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartıyla ülkeye giriş yapılabilecek. T izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak en fazla 3 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 5 yolcuyla birlikte transfer yapabilecekler. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi temaslıların evde karantina kriterlerini de belirledi. Ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için evdeki diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda, tuvalet ve banyo olması zorunlu olacak. Aksi durumda temaslı olmayan diğer bireylerin başka bir konutta kalması gerekli. Bu koşulların sağlanamadığı durumlarda ise temaslı kişi otel karantinasına alınacak. Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili tabloda güncellendi. Üst komite Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlere de düzenleme getirdi. Buna göre Güney Kıbrıs'tan aşısız olan turistler de negatif test sonucu ibraz ederek günübirlik turistik turlar için Kuzey Kıbrıs'a geçebilecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun ilgili kararında ülkemize Güney Kıbrıs'tan otobüsle düzenlenecek turistik turlarda turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydıyla günübirlik geçiş yapabileceklerdir denildi. Sayın seyirciler, ülkemizde son 24 saatte 33 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs'ta 60, Türkiye'de ise 6.261 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, ülkemizde son 24 saatte yapılan test sayısının 9.321 olduğunu, 15'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 60 yeni vaka tespit edildi. Bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de de son 24 saatte 224.128 COVID-19 testi yapıldı. 6.261 kişinin testi pozitif çıktı. 69 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı. Değerli izleyenler, devlet kolejlerine giriş sınavı bugün yapılıyor. Sınav sonuçları ise akşam saatlerinde açıklanacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 9 sınav merkezinde yüz yüze yapılacak olan sınavlar için koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Bakanlık kolej giriş sınavının sonuçlarının akşam saatlerinde yayınlanacağını belirtti. Sınava katılacak öğrencilerin öğrenci belgesi, banka depontu ve PCR test sonucunu gösteren çıktıyla birlikte sınavdan yarım saat önce sınav merkezlerinde bulunmaları önerildi. Bakanlık PCR test sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için de önlem aldığını açıklayarak sonuçları pozitif çıkan öğrencilerin belirlenen ayrı bir sınav merkezinde denetmen ve gözetmenler eşliğinde sınava gireceklerini duyurdu. Sağlık Bakanlığı da öğrencilerin sınav öncesi ibraz edecekleri PCR sonuçlarını covid19.go.jt.tr adresinden alabileceklerini ve belgelerinin PDF olarak çıktılarını alabileceklerini duyurdu. BRT ekranlarından bir kez daha günaydın. Sabah haber devam ediyor. Şimdi gazetelerin ön sayfalarına yansıyan haberlerle karşınızdayız. Evet değerli izleyenler, ilk gazetemiz Vatan. Vatan gazetesinin ön sayfasına yansıyan başlıkta bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman şahsıma ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yönelik itibar suikasti başlığını kullanıyor. Detaylarına bakalım.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ile ilgili olarak hazırlanan bir raporun şahsına ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yönelik bir itibar suikastine dönüştürülmeye çalışıldığını kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi basın bürosu aracılığıyla açıklama yapan Erhürman, bir internet gazetesinde yayınlanan bir raporda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ile ilgili olarak kendisiyle görüşüldüğünü ancak sonrasında anlattıklarını imzalamak istememesi üzerine ifadelerinin rapordan çıkarıldığını kaydetti. Erhürman, bu söylenen doğrudur ama buna ek olarak benim raporu hazırlayan arkadaşlar adına benimle iletişime geçen arkadaşıma metni bana ilettikleri şeklin dilini düzelttikten sonra ismimle yayımlamalarına hiçbir sorunum olmadığını söylediğimde herhalde ilgili arkadaşında teyit edeceği gibi doğrudur dedi. Detaylarını 3. sayfadan aktarıyor bugünkü sayısında. Evet, Avrupa Birliği'nden 21 bin doz Johnson & Johnson marka aşı teslimatı alındı deniliyor. Bu spot haberin detaylarını iç sayfalarda görebilirsiniz. Ayrıca Başbakan Saner, hedef Eylül'de yüz yüze eğitim. Başbakan Ersan Saner, yüz yüze eğitim başlaması için aşılamanın gerekliliğine işaret ederek Türkiye'den gelecek ciddi miktarda aşı sayesinde aşılamanın hızlanacağını ve Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasının önünün açılacağını söyledi. Detaylar iç sayfalarda. Evet, koronavirüs verilerine ilişkin spotları da görüyoruz. Toplam 9321 test yapıldı. 33 pozitif vakaya rastlandı deniliyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Güney Kıbrıs'ta ise 60 pozitif vaka, bir yeni can kaybı. Ve bir başka spotta ise Başbakan Ersan Saner, ülkeye gelecek çift aşılı yolculardan girişte PCR testi istenmeyecek diyor. Başbakan Ersan Saner, önümüzdeki günlerde Ercan ve adadaki geçiş kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapacak çift aşılı yolculara girişte PCR testi yapılmaması yönünde karar ürettiklerini açıkladı deniliyor haberin detaylarında. Evet, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı. Charter sefer sayısı 11'e çıkarıldı deniliyor. Detaylarını Vatan Gazetesi'nin iç sayfasında bulabilirsiniz. Vatan Gazetesi'nin ardından Halkın Sesi'yle devam edelim. Logo yanında Avrupa Birliği'nden Kuzey Kıbrıs'a 21 bin doz aşı daha deniliyor. Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs'a 21 bin doz Johnson & Johnson marka aşı gönderdi. Böylece Avrupa Birliği'nden gelen aşı miktarı 56.050'ye yükseldi deniliyor. Başlıkta ise bugün inşaat sektörü borç batağında deniliyor. Aylardır devletten ihale alamayan, konut satamayan yerli inşaat firmaları hızla batma noktasına yaklaştı denilmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan inşaatın borç yükünün giderek arttığı ortaya çıktı. İnşaat sektörünün borcu 4.6 milyarı, mahkemelik borcu da 322.3 milyonu aştı denilmiş. Salgının başladığı Şubat 2020 sonunda 3 milyar 275 milyon Türk lirası olan sektörün borcu Nisan 2021 sonunda kadar ki 14 aylık dönemde %41.75 arttı. Sektörün Şubat 2020'de 237.3 milyon Türk lirası olan ödenmeyip mahkemelik olan borçlarında da %35.81 oranında yükseliş saptandı deniliyor. Bu veri araştırmasında bu şekilde manşet olarak kullanmış bugünkü sayısında Halkın Sesi gazetesi. Böylelikle Halkın Sesi gazetesini burada noktaladık. Sırada Yeni Bakış var. Yeni Bakış'ın başlığında bugün kafasını çıkarana topuzla vuruyorlar başlığını görüyoruz. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ülkeye neresinden bakılırsa dökülüyor bir durumda olduğunu belirterek devletin ilgili birimlerinin konuşması gerekenleri konuşamadıklarını, gazetecilerin haber yaptığında ise kendilerini baskı altında hissettiklerini söyledi deniliyor. Genişçe yer veriyor bu habere. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kafasını çıkarana topuzla vuran bir dönemden geçiyoruz diyerek bugün konuşamayan, yazamayan medya mensupları bunun altında yatan sebebi çok iyi bilir. Bizim için doğru olan gördüğümüz neyse çıkıp konuşmaktır. Bu işlerin çok derin ağları vardır. İnsanların bu güce müdahale edebilmesi kolay değildir denilmiş detaylar iç sayfalarda. Pes etmeyeceğiz başlığını görüyoruz. Mausa'da faaliyet gösteren Türk Alkollü içki ve şarap endüstrisi limitette yaklaşık 1,5 yıl önce
İşten çıkarılan 7 personelin yeniden işe alınması için başlatılan süresiz grev 5. gününde şirketin zarar ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan personelin yeniden işe alınmasını talep eden işçiler Yeni Bakış'a konuştu. Grev yapan işçiler pes etmeye niyetimiz yok. Ya işten çıkarılan personel yeniden işe alınarak çalıştırılacak ya da bu fabrikayı kapatıp gidecekler dedi. Detaylarını iç sayfalarda görüyoruz. Haberin detaylarını iç sayfalarda görebiliyorsunuz. Gazeteciler de Kadın Koalisyonu denilmiş bir başka spotta Kuzey Kıbrıs'ta gazetecilere yönelik artan baskın endişeyle takip ettiğini belirterek gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek verilen haksız suçlamalar ve Yeni Bakış gazetesi çalışanlarına açılan davayı şiddetle kınadı. Gazetecilik suç değildir denilmiş Yeni Bakış'ın ön sayfasında. Evet. Yasaya basın özgürlüğü açılımı için önerge denilmiş. Cumhuriyetçi Türk Partisi meclise özel hayatın ve hayatın gizli alanlarının korunması yasası değişiklik önergesi verildi deniliyor. Bugün Yeni Bakış'ın sürmanşetinde kullanılan bu haberde. Yeni Bakış'ı da burada noktaladık. Sırada Avrupa Gazetesi var. Avrupa Gazetesi'nde bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yapımına ilişkin değerlendirmesini Avrupa Gazetesi bugün başlık olarak kullanmış. Detaylarını bugün gazetede görebilirsiniz. Kıbrıs gazetesindeyiz. Akaryakıt ihalesine bir erteleme daha denilmiş. Kıptekin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak 221 metrik ton akaryakıt temini ve taşınması ihalesi 4. kez ertelendi. Yılan hikayesine dönen söz konusu ihaleye başvuru süresinin dolmasına 4 gün kala böyle bir karar üretilmesi kuşku yarattı ve yeni bir oyun mu dönüyor sorusunu akıllara getirdi. Detayları iç sayfalarda görebilirsiniz. Yolda asfalt kalmadı başlığını görüyoruz. Bir de fotoğrafla desteklenmiş bu haber. Dipkarpaz Zaferburnu arasındaki yol köstebek yuvasına dönüştü. Zaferburnu ve Apostolos Andreas Manastırı'nı ziyarete gidenlerin kullandığı bu yol çukurlarla dolu deniliyor ve detaylarını fotoğrafla destekliyor. Kolej Güneş sınavı bugün yapılıyor ve sınava ilişkin bilgiyi de bugün Kıbrıs Gazetesi ön sayfasından paylaştı. Logo yanında e-gümrük sistemi pilot uygulaması başlıyor haberini görebilirsiniz. Çift aşı yolculara PCR yapılmayacak sürmanşeti paylaşan haberlerden bir tanesi. Diğeri ise charter sefer sayısı 11'e yükseldi haberlerini görüyoruz. Bugünkü Kıbrıs Gazetesi'nin ön sayfasında. Kıbrıs Gazetesi'nin ardından yeni düzenle devam ediyoruz. Bir nesli kaybettik diyor Yeni Düzen Gazetesi. 2020'nin Mart ayından bu yana ekran karşısında olan öğrenciler sürecin sonuna geldi. Geride kalan eğitim yılı sendikalar tarafından kayıp yıl olarak adlandırılırken bazı eğitim bilimciler bir neslin kaybolduğunu ifade etti. Eğitim kayıplarına işaret etti denilmiş. Detaylarsa şöyle spotla ön sayfalarda paylaşılıyor. Eğitim bilimci Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Salih Sarp'ten bir nesli kaybettik, bir daha acısı bu kaybı gaile eden bir yönetim anlayışının olmamasıdır diyor. Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Özan Elmalı, eğitim artık görmezden gelinemez, kayıplar bir nebze de olsa telafi edilmeli diyor. Öğretmenler Sendikası ise Genel Sekreteri Şener Elcil, önümüzdeki eğitim yılına tüm güçle hazırlanmalıyız, kayıtlı veriler olmalı, müfredat yeniden geçirilmeli denilmiş bugünkü sayısında. Fotoğrafta da desteklenmiş bu haber. Anayasa Mahkemesi eğitim devletin işi demişti. İki vakit namaza bir bisiklet diyor. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Efkaf ve Din İşleri Dairesi yaz dönemi çevrim içi dini bilgiler kursu düzenledi. Kurs süresince her gün iki vakit namazını camide cemaatle kılacak çocuklara bisiklet vaat etti. Spotlara bakalım. Anıtlar Yüksek Kurulu iptal edildi, bayraklar kaldırılmadı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden değişiklik önergesi özel hayat yasasına basın özgürlüğü açılımı. Son olarak da üst komite güneye aşısız gelen turistler günübirlik turistik tur için negatif testle kuzeye geçebilecek denilmiş. Detayları bugün Yeni Düzen Gazetesi'nin iç sayfalarında bulabilirsiniz. Yeni Düzen Gazetesi'nin ardından diyalogla devam edelim. Evet, diyalogda bugün tarih verilmeli denilmiş.
Başbakan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek çift taşılı yolculara girişte PCR testi yapılmaması yönünde karar ürettiklerini açıkladı. Detayları iç sayfalarda veriyor. Öğretmenler de aşılanacak denilmiş. Başbakan Ersan Saner önümüzdeki günlerde Ercan ve adadaki kara sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapacak çift aşılı yolculara PCR testi yapılmaması yönünde karar ürettiklerini açıkladı. Saner bu uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda ise açıklık getirmedi. Saner Eylül ayına kadar öğretmenlerin aşılama ve okulları açma hedefinde olduklarını belirtti. Tüm sektörler için faydalı olacak başlığını görüyoruz. Turizm Bakanı Ataoğlu, Temmuz ayında PCR'la ülkeye turist kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Detayları iç sayfalarda bulabilirsiniz ve diyaloğun ön sayfasında her zaman olduğu gibi adli olaylara ilişkin spotları görebilirsiniz. Yeni bir umut başlığını görüyoruz. Aras'ta esnafı 15 ay sonra turist görmeye başladı denilmiş. Fotoğrafla desteklendi bu haber Diyalog gazetesinin bugünkü sayısında. Diyaloğun ardından Güneş'teyiz. Güneş gazetesinde bugün Başbakan Saner açıkladı çift aşılara PCR yok. Kuzey Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Başbakan Ersan Saner'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı Menteş Aytaç geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdikleri eylemin ardından hükümetin verdiği tüm sözleri tutarak taleplerini karşıladığını belirtti. Başbakan Saner'e teşekkür etti. Başbakan Ersan Saner de COVID-19'dan dolayı ülkedeki tüm sektörlerin sıkıntı yaşadığını ancak hükümetin sıkıntılara çare üretmeye devam ettiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aldığı tedbirler sayesinde pandemiyi büyük oranda aştığını belirten Saner bu konuda dünyada ilk sırada olduğu yakın zamanda risk kodunun da yeşile döneceğini söyledi. Başbakan Ersan Saner COVID-19 yaralarını sarmayı sürdürdüklerini belirterek Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde yeni kararlar ürettiklerini ifade etti. Detaylarını bugün iç sayfalarda bulabilirsiniz. Evet, hedef Eylül'de yüz yüze eğitim bir başka spot. Başbakan Ersan Saner, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'yı kabul etti. Saner, yüz yüze eğitim başlaması için aşılanmanın gerektiğine işaret ederek Türkiye'den gelecek ciddi miktarda aşı sayesinde aşılamanın hızlanacağını ve Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasının önünün açılacağını söyledi. Değerli izleyenler, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması birinci gözden geçirme toplantısı yapıldı haberini görüyoruz. Fotoğrafla da desteklenmiş ön sayfada. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması birinci gözden geçirme toplantısı yapıldı. Toplantıda anlaşma kapsamındaki projeler ve 2021 yılı eylem planında yer alan eylemlerdeki ilerlemeler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner arasında 3 Mart 2021 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığında Haziran ve Eylül aylarında yapılması gereken gözden geçirme toplantılarının ilki bugün gerçekleşti deniliyor. Dün gerçekleşen bu toplantıyı bu şekilde ele aldı. Spotlara bakalım. Tatar, gençler mali bilinci yüksek olarak gelişmeli deniliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası Başkanı Himmet Turgul ve sendika yöneticilerini kabul ederek görüştü. Detayları iç sayfalarda bulabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri almalıdır deniliyor. Haberin detayları spot şeklinde kullanılmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada samimi bir ortam içinde geçen görüşmelerde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verdiği destek teyit edilmiştir denildi. Maraş normal şehre dönüşecek başlığını görüyoruz bir başka spotta. Maraş normal bir şehre dönüşecek. Türkiye'den gelen teknik heyete Gazi Mausa Belediyesi yetkilileri teknik toplantı yaptı. Gazi Mausa Belediye Başkanı İsmail Arter, Maraş'ın normal bir şehir olması için yaptıkları çalışmaları anlatıyor. Evet.
logo yanına bakalım. Verdiğimiz mücadele her geçen gün daha da destek bulmaktadır denilmiş. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti. Bölge halkıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar bölge karakoluna da ziyarette bulunarak görev yapan polislerle bir araya geldi. Sürmanşette ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha refah ve daha çağdaş bir konuma gelmesi için çalışmalar sürecek başlığını görüyoruz. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay, Ankara'daki temaslarını BRT'ye değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olabilmesi için güçlü bir altyapıya gerek olduğunu ifade eden Can Altay, güvenli karayollarının trafik güvenliğini de beraberinde getireceğini söyledi. Can Altay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile görüşmesinde karayollarının altyapısı konularını öncelikli olarak konuştuklarını dile getirerek bu görüşmede dijitalleşme ve fiber altyapı konularının da gündeme geldiğini ve bu konuda da büyük destek gördüklerini ifade etti deniliyor bugünkü sayısında Güneş Gazetesi'nin. Evet, Güneş'in ardından yerel gazetelerin ön sayfalarını paylaştık. Şimdi Türkiye basınına bakalım. Türkiye basınındaki ön sayfalarda hangi haberler gündemde yer alıyor? İlk gazetemiz Milliyet. Milliyet gazetesinin ön sayfasında korkutan proje, Ergene'nin kiri hem Ege'ye hem Marmara'ya deniliyor. Fotoğrafla desteklenmiş bu haber bugünkü ön sayfasında. Evet, Kıbrıs Türkleri adalet istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaptığı ziyarete ilişkin bir haberi Milliyet gazetesi bugün ön sayfasında değerlendiriyor. Aşılamada iyice hazırlandık deniliyor bir başka spotta ve matrah araştırma vergi barışı şeklinde spotlar görüyoruz bugün Milliyet'in ön sayfasına yansıyan haberlerde. Akşam gazetesiyle devam edelim. Kritik eşik aşıldı. Türkiye ilk dozun varıldığı 14 Ocak'tan bu yana 32.5 milyondan fazla aşı yapılarak dünyada ilk 10'a girdi. Son 2 günde yapılan doz 1 milyon 120 bine ulaştı deniliyor bugünkü sayısında Akşam gazetesinin. Akşamın ardından Türkiye gazetesiyle devam edelim. S-400 çözümü mümkün diyor. Müttefiklerimizin endişesini gidermek için teknik çalışmaya hazırız. Makul çözüm mümkün diyor. Cumhurbaşkanlığına yapılan bir açıklamayı ön sayfada kullanmış. Ankara'da NATO zirvesi öncesi sıcak mesaj şeklinde değerlendirilmiş bu haber. Dünya devletleri Kanal İstanbul'a talip, yatırımcı kuyrukta diyor. Muhalefetten gelen tehditler dünya devletlerinin Türkiye'ye yatırım hevesini kırmadı. Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden kanala ilgi var denilmiş. Deniz salyası Çanakkale'ye ulaştı haberini görüyoruz ve fotoğrafla da desteklenmiş bu üzücü haber Türkiye gazetesinin ön sayfasında. Türkiye gazetesinin ardından Sözcü'yle devam edelim. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, araçlara çantalar dolusu para konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz sorusunu soruyor. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyasetçilere para yolladığı iddiasının ardından siyasi etik yasası tekrar gündem oldu. Çiçek şöyle konuştu deniliyor ve ön sayfada detaylı olarak paylaşılmış bu haber. Tencereler boş kaldı, halkın derdi geçim başlığını görüyoruz. Sözcü gazetesinin ön sayfasında kullandığı, değerlendirdiği bu haber. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Size bunun için güvenmiyoruz diyor. S-400 ve Rusya ile ilişkiler söz konusu olduğunda Türkiye'ye tehdit ve yaptırım politikası izleyen Amerika'nın başta ülkeler söz konusu olduğunda bunu rafa kaldırması bu nasıl müttefik sorusuna neden oluyor. Bu ikiyüzlülük Türkiye'de yapılan anketlerin tamamına NATO ve Amerika'ya duyulan güvensizliği açıklıyor denilmiş. Güvenliği tehdit ediyor. Delhi ve Berlin muaf spotlarını görüyoruz habere ilişkin. Kirli gündemlere itibar etmeyiniz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan yapılan bir alıntı. Uzaydan da müsilajla ilgili bir fotoğraf değerlendirmiş bugün Yeni Şafak gazetesi ön sayfasında. Kamudaki FETÖ'cülerden sorumluydu, yurt dışına kaçarken yakalanmıştı deniliyor bu spotta da. Evet, böylelikle Yeni Şafak gazetesinde burada noktaladık. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle. Güneş topla Türkiye için diyor. 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir yatırımın haberini yapmış Hürriyet gazetesi bugünkü ön sayfasında.
eylem yapın, ben de sizin yanınızdayım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kentsel dönüşüme ayrım yapıldığını söyleyen bir vatandaşa oturma eylemi yapın, ben de yanınızdayım dedi. Hürriyet gazetesinin ön sayfasına yansıyan haberler böyleydi bugün. Devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. 10 büyük ekonomiden biri olmaya çok yakınız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan alınan bir alıntı. Temiz enerjiye dev yatırım şeklinde bir başka haber daha görüyoruz yine Sabah gazetesinin ön sayfasında. Son olarak da Cumhuriyet gazetesindeyiz. İBB'de tespit edilen ve bir kısmına bakanlığın el koyduğu AKP yolsuzluklarını açıklıyoruz diyor. Gazete işte kaçırılan 47 dosya denilmiş, detaylarını iç sayfalarda paylaşıyor. Türkiye kötü başladı başlıklı bir spor haberi görüyoruz. A milli futbol takımı Euro 2020 açılış maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 mağlup oldu haberini görüyoruz. 20 yıl önce otomobil çarpan Hediye'nin davasında aile bir kez daha yıkıldı. 210 liralık adalet denilmiş bugünkü Cumhuriyet gazetesinin ön sayfasına yansıyan haberlerdi. Evet değerli izleyenler, böylelikle gazetelerin ön sayfalarına yansıyan haberleri sizlerle paylaştık. Gelişmelerle yeniden sizlerle birlikte olacağız. Saatleriniz 10'u ve 13'ü gösterdiğinde haberlerin gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.